Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün işten geldim. 29 Ekim nöbetçiydim. Mesaideydim yani. Eve geldim, yemeğimizi yedik. Annem sarma yapmış. Lahana sarması arkadaşlar. Bunu yedik. Gayet de güzel olmuştu. Eline sağlık. Bayağı da kalmış yarına da. Çok severim, bayılırım yani lahana sarmasına. O yüzden severek yedim. Şu anda Mehmet, şuraları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar balkondaki zerzevatlarımız. Mehmet de balkonu yıkıyor. Balkonu bayağı bir dezenfekte ettik. Çamaşır sularıyla, yağ çözlerle. Şu kenarları falan iyice dezenfekte ettik. Çünkü annem tüpte kemik falan pişirmişti. Kaburga. Onları da size göstereceğim. Hani yemeklere koymak için pişirip buzluğa atacağız. İşte nohut yemeğinde, fasulye yemeğinde falan kullanmak için. Mehmet, yeter çok fazla yaptım, yeter. Mehmet bu arada iyi balkonu yıkar. Ben yaptım, çamaşır suyunu falan döktüm, bayağı bir ovaladım her yeri. Mehmet de suyunu çekiyor ama tertemiz oldu. Bayağı bir, Ömer Süt mü yandı? Tamam. Babam bakıyor ona. Babam da bizde. Böyle annem etleri, kaburga etleri vardı arkadaşlar buzlukta bayağı bir. Onları kavurmuş. Mesela işte nohut yemeği falan yapacağımızda o tarz şeylerin içine atıp böyle küçük küçük olunca daha kolay oluyor hani yenmesi de. Tat veriyor. Bunları buzluğa atacağız. Şimdi arkadaşlar ben de çay demledim. Şöyle çayım demleniyor. Şu küçük tabaklara da şekerparemiz vardı. Geçen gün Mehmet'in teyzesi gelmişti. Bize getirmiş. Biz de hepsini yiyemedik. Biraz çoktu. O yüzden şimdi onları servis edeceğim. Bakalım. Bu yeter zaten bayağı. 4 kişiyiz çünkü. 2'şer tane bile koysak yetiyor. Ömer Süp babam bakıyor Ömer Süp'a. Ömer Süp de uyuyordu da arkadaşlar uyandı. Bir de kustu. Az önce çorba veriyordum. Çorbayı verirken niyeyse hiç yapmazdı. İlk defa yaptı yani. Kustu çorbayı. Üstü falan battı. Temizledik, üstünü değiştirdik. Daha yeni de banyo yapmıştı. Niye böyle oldu anlamadım yani. Demek ki fazla geldi. Aslında istemiyor gibi bir şey tepki de vermedi başta. Ama niyeyse bir kusmayla sonuçlandı yani yemek yemeğimiz. O yüzden de bayağı bir ben de şaşırdım yani ilk defa böyle bir şey olunca. Şimdi dedesi Ömer Yusuf'a bakmaya gitti. Evet, biz şimdi markete gidiyoruz. Yeni Carrefour'sa açılmış. Bizim evin yakınında. Açılışa gidiyoruz bakalım. Genelde böyle indirimli ürünler falan oluyor. Mehmet de gelirken görmüş. Balon falan mı asmışlar? Ha, şurasıymış, çok yakın. Ha. Bu arada Ömer Yusuf evden çıkarken yine bayağı bir çıldırdı. Hemen dışarı çıkacağım diye kendini atmaya çalışıyor. Yani zor çıktık. Ayakkabımızı bile zor giydik, öyle diyeyim. Dışarı çıkacağım diye heyecanlanıyor bayağı bir yani. Çocuk bayağı coştu. İçeriye girmek istemiyor. Göstereyim şimdi size tipini de. Ömer Yusuf. Annem. Ömer Yusuf. Ömer Yusuf. Bakmıyor şu an bana. Kapşonlusunu da çekmiş. Bak Ömer Yusuf anneciğim.
Sen ne yaptın annem ya? Çok mu ağladın? Neden öyle ağladın annem? Yazın içeri girmez. Aynen. Evet, şurası işte Carrefour. Sa süper. Balonlar falan var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi bakacağız neler varmış. Eve yakın olması iyi oluyor böyle şeylerin. A101 ile BİM de bizim evin karşısında. O yüzden çok rahat oluyor. Acil bir ihtiyaç olunca hemen inip alıyoruz. Cidden bu avantaj. Hemen geldik. Yani 2 dakikada gelmişiz. Kameranın dakikasından bile anlıyorum. Evet, burada bayağı bir kalabalık var arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Dana kıyma 29.90'mış. Böyle patates, soğan çuvalları falan var. Bayağı bir kalabalık. Bir liraymış patates arkadaşlar. Carrefour'sa da eğer evinize yakın varsa. Bilmiyorum ama hani açılışa özel mi? Belki açılışa özeldir. Onu bilmiyorum. Hemen diğer reyonlara bakayım. Limon varmış. 5'miş. 5 lira. Elma 2 lira. Bu ne? Portakal 3,5. Elma, kırmızı elma da 3 liraymış. Gerçekten uygun. Mandalina 2 liraymış bak. 2 lira. Gayet uygun. Dışarıdakiler güzelmiş, uygun. Ama bayağı bir kalabalık arkadaşlar içerisi, yani görüyorsunuz. Neyse, bir bakalım. Ona göre karar veririz. Arkadaşlar çok kalabalık, yani aşırı derecede sıra vardı. Bir tane tavuk alayım dedim hani gelmişken. Alışveriş yapmak için çıkmamıştım ama onu da bıraktım sonra.
Çünkü çok sıra vardı yani, onun için o sırayı, kuyruğu bekleyemeyeceğim. Ömer Yusuf da zaten biraz sıkıldı, uyku saati de yaklaştı. O yüzden sonra gelirim müsait bir zamanda. Şimdi akşam akşam zaten poşeti taşımak da istemiyorum gerçi evin karşısı ama olsun. En azından bir hava almış olduk, dışarı çıkmış olduk. Gezmiş olduk yani. Değişiklik oldu akşam akşam. Hava da biraz serin bu arada. Zaten artık havalar soğuyor. Kasım ayına giriyoruz. Bu kafayı o tarafa, bu tarafa. Evet, Ömer Su babasıyla şu anda vurunca, savaş veriyor. Ondan sonra kafana vurunca bir sağa çeviriyor bir sol arkadaş. Ondan sonra etrafı izleyecek vurur. Çünkü deme annem. Bugün geçim. Bak bak. Canım. Bak bak. Etrafı izleyecek Ömer Su. Evet, arabalar geliyor. Bu arada arkadaşlar, ezilmeden hemen şuradan geçmem lazım. Ana. Yalnız kulakları üşümüş, yazık. Ya. Hemen gidelim hemen. Çünkü ev soğuk, ev iyi, dışarı serin. Geldik de karşıdan karşıya geçeceğiz şimdi. Yani zaten yakın olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Ev şurada hemen. Şurası bizim ev. Bakın şurada A101 var. Şöyle göstereyim. Şurada börekçi var. Şurada BİM var. O yüzden sıkıntı olmuyor yani. Mehmet'le annem karşıya geçmeye çalışıyorlar. Ben de onlara yetişmeye çalışıyorum. Yalnız şöyle bir etrafıma iyice bakayım. Kameramın da şarjı bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi videomu kapatayım, evde devam ederim. Arkadaşlar biz eve geldik. Ömer Yusuf babasıyla şu anda, babası onu uyutuyor. Bugün yorucuydu, bayağı iş yerinde de yorulduk yani, işte bayağı bir yoğundu arkadaşlar iş. Yani yoğunluk derken iş yoğunluğu değil de hani böyle vücut yorgunluğundan daha çok beyin yorgunluğu vardı. Gereksiz yere, boş yere evrak işleriyle çok uğraştık. Yani evrak derken bir hastanın rapor işi vardı. Rapor olmadı, işte 3 günlük rapor yazılması gerekiyormuş ilaç için. Albumin diye bir ilaç var arkadaşlar. Albumin kandaki bir değer daha doğrusu. Öyle söyleyeyim size. Bu hastanın 6 şişe albumin alması gerekiyor. Daha doğrusu afereze gitmiş hasta, aldı albumini ama biz oraya borçlandık yani. Onlar kullandığı için biz onlara geri iade edeceğiz. Ama hastanın bu albümün için 3 günlük rapor süresi varmış. Rapor süresi de bitmiş. Ama nedense yenilenmemiş. Ve doktor raporu yenilettiğini söylüyor ama geçmiş tarih üzerinden. Yani bugünün tarihi üzerinden değil. O yüzden defalarca doktor kendisi de yıprandı. Biz de yıprandık. Onu da çok sürekli arayıp hani bizim albümlerimizi gönderin, gönderin diye sürekli baskı yapmışlar. Ondan dolayı kendisi de bayağı üzüldü yani. Çok yoruldu, çok yıprandığını söyledi. Olabiliyor, bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Ondan dolayı da yorucuydu. İş anlamından ziyade işte bu hani işte telefonla onu ara, bunu ara falan, bu olayları organize etmek birazcık yani bizi yordu. Şimdi babası da Ömer Yusuf'u uyuttu, muhtemelen ses gelmiyor. Annem de dizi izliyordu, ne izlediğini bilmiyorum yani, inanın. Hiç dizi takip etmiyorum. Hangi dizi varmış, hangi dizi çıkmış hiç bilmiyorum. O onu izliyordu. Ben de şimdi yatarım zaten. Ömer Yusuf uyudu galiba. Babamız da yarın yine İstanbul'a gidiyor 2 günlüğüne. Ömer Yusuf'la baş başayım. Yarın işe gideceğim. Akşam geldiğimde artık babamız olmayacak 2 gün. Ben Ömer Yusuf'la tek başıma vakit geçireceğim. Ömer Yusuf'u dışarıya çıkartmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü dışarıdan eve geldiği anda çok agresif oluyor. Ve tek başıma zapt edemiyorum. Yani en azından Mehmet olduğunda birbirimize pasaşarak Ömer Yusuf'u idare ediyoruz. Ama ben tek başımayken daha zor oluyor. Arkadaşlar o yüzden bu 2 gün hep evde geçirmeyi düşünüyorum.
Zaten de evde de işlerim oluyor. İşte temizliktir, çamaşırdır vesaire. İşe gittiğim günlerde birikiyor çünkü. Onları yapıyorum. O yüzden de sıkıntı yok. Tam da zaten benim işime geliyor. Ömer Yusuf'la baş başa olacağız arkadaşlar. Şimdi artık yatma vakti geldi. Çünkü sabah iş var. Ömer Yusuf da uyumuşken fırsattan istifade. Çocuğu olanlar bilirler. Hemen uyumak gerekiyor. Sakın işte yok film izleyeyim, yok bilmem işte oyun oynayayım, telefonda takılayım falan demeyin. Bence siz olun. Çocuğu olacaklar varsa eğer size tavsiyeler, bunları yapın derim. Videomu kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz, beni izlemekten keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.